Dünyanın bir ucundan öteki ucuna uzanan bir yol. Evet, ekonomi vitrini geçtiğimiz yıl dünyanın bir ucundaki Amerika'ya gitmiş ve bu süper ülkeden sizlere seslenmişti. Ekonomi vitrini ayrıca Avrupa'nın önde gelen ülkeleri Almanya, Belçika, Hollanda'yı, Karadeniz'deki komşularımız Ukrayna ve Romanya'yı, Avrupa'nın ortasında 4 yıl Sırp zulmü altında inleyen Bosna Hersek'i, Kafkaslardaki kardeş ülke Azerbaycan'ı ve komünizmin çöküşünden sonra toparlanmaya çalışan Rusya'yı ekranlarınıza getirmişti. Bu kez ekonomi vitrininin hedefi dünyanın öteki ucunda uzak doğunun kaplanları Japonya ve Singapur'du. Uluslararası Hazır Giyim Makine Fuarı JIAM'a davet edilen Türk iş adamlarıyla birlikte İstanbul'dan Japonya'nın Osaka kentine yaptığımız uçak yolculuğu hiç durmaksızın tam 14 saat sürdü. Türk Hava Yolları'nın uçağı Kansai Havalimanı'na inerken Japonya'nın 3. büyük kenti Osaka'yı kuş bakışı seyrediyoruz. Kansai, dünyanın en büyük ve modern havaalanlarından birisi. Uçaktan inen yolcular uzaktan kumanda edilen bu robot trenlerle taşınıyor. Japonya ile Türkiye arasında tam 6 saat zaman farkı var. Dünyanın öteki ucundaki Amerika ile olan zaman farkı ise 14 saate çıkıyor. Güneş bu ülkenin üzerine batıdan bir gün önce doğuyor. Başka bir deyişle Japonlar batı dünyasının bir gün önünde yaşıyorlar. Singapur'un turizm cenneti olan ünlü Sentosa Adası ise müthiş bir güzelliğe sahip. Bu ilginç adaya 200 metre yükseklikte giden teleferikle geçiyoruz. Sevgili seyirciler, Singapur geleneklerinden birisi de boğa yılanlarını bu şekilde gördüğünüz gibi boynuna almak. Ben de aldım bunu, yaptık bakalım. Yılan bize bir şey yapacak mı? Aslında zararsız tabii. Böyle insan biraz irkiliyor ama. Sentosa Adası'ndaki su altı dünyası ise belki de dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Sevgili seyirciler, şu anda Singapur'da Sentosa Adası'nda su altı canlıların gizemli dünyasındayız. Evet, su altında yaşayan on binlerce canlının gizemli dünyası insanı adeta büyülüyor. İşte köpek balıkları, kaya balıkları, mercanlar, birbirinden farklı binlerce balık türü.